karavanlarımız bizi çok üzüyor. Çok sık sağlı sollu 2 senedir bunlarla uğraşıyoruz. Ama elimizden geldiği kadar imzalar topladık. Büyükşehir Belediyesi'ne götürdük, verdik. Hiçbir kimseden ses çıkmadı. CİMER'e bile yani bildirdik. Görüntüsü çok çirkin. Çamaşır asıyorlar, pis sularını döküyorlar. Sağlı sollu karavanlar çok, torunlarımız karşıdan karşıya geçerken tehlike arz ediyor. Yani birçok sebebi var karavanların şikayet. Valla buraları mesken tuttular. Hiçbir cevap yok. Balkonda rahat oturamıyoruz. Misafirlerini ağırlıyorlar. Gelen giden çok kalabalık. Yani şikayetçiyiz yani. Valla bunların kaldırılmasını istiyoruz. Burada bir eziyet artık haline geldi bu karavan konusu. Çünkü biz kendimize otopark yeri, park edecek yer bulamazken burada sabitlemiş, plakası belli olmayan, bizi endişelendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Bir sürü mercilere müracaat edildi. Site yöneticisiyle beraber bir sürü imzalar alındı. Tüm site olarak verildi, mahalleli olarak verildi. Karavan parkı yapılıyor dendi. Bize bir telefon numaraları verildi ama ona da ulaşamadık. Bunlar en az şehre, yerleşim yerlerine 15-20 kilometre mesafede olmalı diye düşünüyorum. Röportaj olarak yapmak istiyorum. Yani siz eğer müsaitseniz şeyde muhtarlık ofisine de gelebilirim ben 5 dakika. Bu karavanlara o kadar insanlar taktı ki ne varsa bu karavanlarda. Ben size söyleyeyim mi neler var? Ne var? Anlatayım mı size? Anlatın. Bakın şimdi şöyle, ben buradan evimden çıkıyorum, tamam. Yürüyüş yapıyorum. Tamam. Yürüyüş yaparken onların mekanı bu tarafa bakıyor ya. Evet. Ben onların kapısının önünden geçemiyorum beyefendi. O zaman geçemeyip bu kaldırımı kullanmam. Niye onların kapısı? Veyahut o kapıdan geçenler sizi rahatsız mı ediyor? Burası da. O kapıdan bir dakika, kaldırımdan geçerken sizi rahatsız mı ediyorlar? Ediyor. Bana sarkıntılık eden oldu. Kim sarkıntılık etti? Sarkıntılık eden oldu. Adam camını açtı, böyle bana bakıyor. O karavancılık da öyle. Çünkü içkili. Kim içkili? Karavancılar içkili, içki de içiyorlar, hangisi balık içkili? Kızartıyorlar. Sen kaç kim yıldır burada oturuyorsun? 8 yıldır burada oturuyorum ben. Bu boğaçayı yapıldığından beri karavancılardan yapılmadan yürüyemiyorum. Biz buradayız. Biz boğaçayı yapılmadan beri, biz Antalya'dayız. Sen yürüyebiliyor musun? Bayan mısın? Yürüyemiyorum. Ya saçmalıyorsunuz. Neye hiç saçmalıyorsunuz? Hiç de saçmalamıyoruz. Bu, al kamera çekiyor işte. Bu kameralarla, bu karavanlarla evet. Ne alıp veremediğiniz varsa bu karavanlara taktınız. Ben sana ne alıp veremediğimi söyleyeyim. Ben buradan karşıya geçemiyorum. Neden geçemeyim? Yol mu var? Geçemiyorum abi. Yol niye yok. Geçemeyim? Yol dar mı? Şu an 3 tane yer var. Kardeş, normalde yok. Az hali şimdi bu karavanların. Nasıl az hali? 24 saat var. Burada sıra torunlarımız sıra var. Karavan var. Rahat bırakamıyoruz biz buraya. Sen ne şikayetini yiyin? Ya saçmalamayın. Hadi canım. Karavanlara takmışsınız siz. Başta bak takmışsınız. Siz burada satış yapıyorsunuz herhalde. Ben satış yapmıyorum. Ne derdiniz var sizin bu adamları bu kadar savunuyorsunuz? Ben devamlı şu karavanları şikayet ediyorsunuz ya. Evet. Mesela daha yok suyu yola boşaltıyor. Boşaltıyor. Hani nerede? Evet. Hadi şuradan ben başlayın. Bakın şuradan başlayın ta sona kadar. Bir tane karavada su var mı size altında? Size bir şey söyleyeyim mi? İdrar görüyorum. Ya saçmalamayın. İdrar. Hadi siz canım gitmeyin. Üçüncü kat evini satıp gitti. Amerika'dan geldi. Aynen öyle. Şöyle kırmızı aşağı doğru inin bir tane hatalı bir karavan bulamazsın. Dediklerinin hiçbiri yok. Siz bir karavancı olarak bana karavancılığı nasıl yapılabileceğini anlatabilir misiniz? O kadar bilmiyorum abi. Karavancılık mahalle arasında mı olur? Bunu öğrenmek. Abi burası mahalle arası değil. İbrahim Bey burası neresi? Burası neresi? Çay kenarı, dere kenarı, ne boğaçay kenarı. Haklıyız tabii ki haklıyız. Zafer amca bir şey söyleyecek. Ya markette çalışan bir arkadaş vardı. Buradan şu an gitti. Paket servisine gitmiş. Karavancının biri, yani yürüyen karavan, motorlu olandan arkadan lağımı sala 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 gitti diyor. Ya bu bir ayıptır yani. Burası Konya altının en güzel bir mevkisi. Ama yapıyorlar bu şekilde. Logara gidiyor diyor. Logar mı burası? Bunlar atık su boruları değil mi? Ha, gider işte. Bu pis suların gidişi. Bunlarda şey yok. Pis su tankı yok. İnsanlar buraya çok rahat bir şekilde mekan olarak yerleştiler. Sanki onlar için yapıldı. Karavancılar için yapıldı. Bir de gececileri unutmayalım. Geceleyin sabaha kadar içki içip karısını kızını döven insanlar, bıçaklayanlar. Burada ben devamlı polis çağırdım. Buradaki arkadaşların
idrarlarını biz gözümüzle gördük beyaz bidonlarda. İlk başını anlatıyorum. Beyaz bidonlarda karavanlarının önünde bidonları dururken üçüncü katta Amerika'dan gelen insanlar kokuyu alıyorlar. Artık idrardan bıkıyorlar. Düşünün, bütün varını yağını satıp emekli olan insanlar geri dönüp burayı satıp gittiler. Ben burada yürüyüş yapmak istiyorum. Sollu sağlı karavan var. Herkesin evinin önü gibi düşünün. Herkesin camı açık, kapısı açık. Adam orada muhabbet ediyor, keyif yapıyor. Tamam, saygı gösteriyorum ama burası uygun bir yer değil. Burası herkesin yaşadığı yaşam alanı. Ben karşıya geçemiyorum, bu tarafa geçemiyorum. Nereden yürürüm? Nasıl yürüyüş yapabilirim? Adamların yanından geçtiğim zaman bana ters ters bakıyorlar. Çünkü neden? Adam balığını kızartmış tüpünde. Oturmuş çocuğuyla birlikte muhabbet ediyor. Ben bu yaşamdan şikayetçiyim. Evet, eşitsizlik olabilir onlara göre. Onlar herkesin ortak yaşadığı bir alanda karavanlara yerleşip bizi hiç sayamazlar. Bu kadar basit. Ben buradan çocuğumu geçiremiyorum. Burada içkili bir mekan oldu. Anlatabildim mi? İçki ve sigara gırla burada. Çocuklar bahçelerde oynayamıyorlar. Bu yaşam alanı bizim hepimiz için kuruldu. Ben buradan geçemiyorum. Korkuyorum. Akşamüstü geçemiyorum. Neden bu sokak? Hem denize yakın olması, hem park olması, hem veci olması. İnsanların yaşam alanı olarak bu caddeyi yani tercih söz konusu. Aynı zamanda yani insanlar şu an haklılar. Çünkü karavanda kimlerin kaldığı, kimlerin yaşadığı belli değil. Hani bugün bir aranan şahıs bile olmuş olsa, burada karavan olmuş olsa, burada aylarca, yıllarca kalabiliyorsun. Gelen yok, giden yok, arayan yok, soran yok. GBT'si belli değil. Ha, ben bir aile olduğum için benim için bir sıkıntı yok. Ama diğer insanlar, buradaki konuk olan, apartmandaki yaşayan insanlar gayet haklı. Çünkü günübirlik gelen giden insanlar var. Başka amaçla karavanı kullanan insanlar var. Araçlarını park ediyorlar, buraya geliyorlar, gidiyorlar. Kimin ne olduğu belli değil yani.